yolsuzluk, rüşvet iddiaları ya da işte seçim yaklaşıyor, önümüzde bir süreç var. Sizce yani Cumhur İttifakı açısından baktığımızda, şimdi MHP'yi iyi bilen bir kişi olarak onun için size soruyorum. Yani orada bir rahatsızlık yok mu bu kadar iddialardan sonra sizce? Rahatsızlık elbette tabanda vardır ama şimdi MHP yönetimi, ben eski MHP'yi bilirim. Yani 80 önceki MHP'yi bilirim. 80 sonrası bir arada da yine bir ara yine MHP'de oldum. Ben bugünkü MHP'yi ne biliyorum, ne tanıyorum, ne de bugünkü MHP ile ilgili doğrusu var mı yok mu? Yani hala öyle bir parti adı var da öyle bir parti, öyle bir görüş var mı? Hani MHP'nin bir takım görüşleri vardı. İşte Türk dünyası, Türklük deniliyordu. Efendim kurultayları yapılıyordu. Türk kurultayları yapıyordu. 80'den sonra 90'lı yıllarda bunu MHP yapıyordu. Yani MHP'nin bir takım duyarlılıkları vardı filan. Ben şimdi göremiyorum. Yani siz görüyorsanız çok iyi. Yavuz Selim Demir abi görüyor mu görmüyor mu bilmiyorum. Ama doğrusu ben hakkında yorum yapılacak bir MHP göremiyorum. Ya andımız kaldırılıyor, andımız. Ya andımız kaldırılıyor. Yani andımızı kaldırmak ne demektir? Bu Türk'üm, doğruyum, çalışkanım sözlerine karşıt olmak demek. Peki bunlar kaldırıldı. Yahu eğer MHP varsa bu kadar destek, bu kadar bedava destek, karşılıksız aşk, yani her şey peki. Ama hiç olmazsa şu, eğer MHP diye bir parti hala ismiyle müsemma, adıyla adlanmış Milliyetçi Hareket Partisi diye bir parti olsa, hiç olmazsa der ki tamam, tamam bunu yaptınız, ama bunu yaptığınız zaman ben size ortak değildim, size destek değildim. Şimdi MHP'nin bunu demesini beklerim, olsa bir MHP diye bir parti olsa. Ama işte bu, o dönem başka bir dönemdi. Siz bir açılım yapıyordunuz. PKK açılımı yapıyordunuz filan. Öyle Kürt açılımı falan değil. PKK'ya açılımı yapıyordunuz. Çünkü o, yani işte ilgili kişinin, adını anmak istemediğim kişinin nutukları meydanlarında falan. Şimdi bütün bunlar o dönemde, o dönemin koşullarında, açılım saçılım sürecinde kaldırdınız. Şimdi yok artık. Hatta PKK ile mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Ne oldu yani şu bizim Türk'üm, doğruyum, çalışkanım? Türklük andıdır o. Türklük andı. Bu saydığınız unsurlar, işte bu başlıklar, birazcık işte bu buluşmaya bakarsak eğer, önce Türkiye buluşmasına. Orada mesela işte Kılıçdaroğlu'na destek vardı. Dolayısıyla hani işte yani kurmaylar Kılıçdaroğlu'yla buluştu. Alparslan Türkeş'in kurmayları. Ve orada da işte bütün bunlara suskunluklar ya da işte tepki gösterilmemesi, bütün bunlar mı etkili oldu? Yani işte MHP'yi eleştirmeleri mesela, işte Bahçeli'nin bir taraftan Cumhurbaşkanı'na oy istemesi. Geçtiğimiz hafta yine burada Yavuz abiyle birlikte konuştuk. İşte orada da Şevket Bülent Yahnici dedi ki mesela, ya bu suçtur dedi, yani tüzüğe aykırı bir şeydir dedi. Bir partinin, ya bir, özellikle MHP'de dedi, bu böyledir dedi. Tüzüğü biz yazdık dedi ve başka bir partiden oy talep edilmesi suçtur dedi. Dolayısıyla ne diyeceksiniz? Bu yüzden mi bu tepkiler çoğalıyor? Şimdi efendim, tabii ya, bu basit bir gerçeklik yani. Suç olmasa bile ayıptır yani, bir parti bir başka partinin genel başkanı için oy ister mi? Bir başka parti için oy ister mi? O zaman niye varsın sen kardeşim? Niye ayrı partisin? Dahil ol, git dehalet et. Sığın, gir oraya, orada siyaset yap. Eğer bu kadar çok beğeniyorsan o partinin genel başkanı, olacak şey değil. Ama asıl mesele o değil. Asıl mesele başka. Nedir o asıl mesele? Şu. 20 yıldan beri Türkiye'de Türklük karşıtı, anayasanın değişmez ilkelerine aykırı görüş ve tutum içinde olan bir iktidar var. Yani adım adım karşı devrim gerçekleşiyor. Türkiye bir uçuruma doğru sürükleniyor.
Türkiye'nin bugün başına gelen bütün sıkıntılar, ekonomi dahil, bu ümmetçi, hı hı, bu şeriat iddiacısı, şeriatçı bile demiyorum, iktidar yüzündendir. Bu iktidarın ümmetçiliği, bu iktidar Türklüğe karşıt. Ya Türklüğü sayarken böyle bir şey olur mu? Ya hep söylenir ya, dünyanın neresinde var? Dünyanın birçok yerine sordum, böyle bir şey olamaz dediler. Yani bir ülkenin başbakanı ya da cumhurbaşkanı ve ona uyan yandaşları, Türkiye'de şunlar var, şunlar var, Türkler var, şunlar şunlar var. Yani Türklük Türkiye'nin bir çatı kavramı iken, Fransızlık Fransa'nın çatı kavramı iken, efendim İngilizlik İngiltere, Alman, yani orada da var ana dili başka olanlar ama onlar Alman. Dolayısıyla, hı hı, Türklük bir çatı kavramı iken, anayasamız gereği, Cumhuriyet'in temel yaklaşımı ve ilkeleri gereği Türklüğü bir etnik grup halinde dönüştüren bir anlayış. Şimdi bu netice itibariyle Türkiye'yi her anlamda, yani, hı hı, iç siyasette, dış siyasette, yani, peki, ümmetçiliğin ihvancılık fraksiyonu, bakın, ümmetçiliğin ihvancılık fraksiyonu uğruna Türkiye'nin başını belaya soktular. Şimdi, ve güneyde, Suriye'de, hı hı, bir, hı hı, PKK devletinin oluşmasının yolunu açtılar. Peki, ya. Çok şimdi büyük. Şimdi diyeceğim şu, bağışlayın Elif Doğan Hanım. Buyurun. Böyle bir durumda, hı hı, böyle bir durumda, hı hı, Türkçüler, Türk milliyetçileri, yurtseverler, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine, hı hı, değerlerine bağlı olanlar şöyle bir soruyla karşı karşıyalar. Hı hı. Millet İttifakı mı, yoksa adı Cumhur olan Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı İttifakı mı? Şimdi adı Cumhur olan bu Cumhurbaşkanı İttifakı Türkiye'yi Türk milliyetçilerinin yaklaşımları bakımından felakete doğru götürüyor. Dolayısıyla elbette ki Millet İttifakı desteklenecek. Hı hı. Hepimiz, hı hı, destekliyoruz Millet İttifakı'nı. Ben de destekliyorum. Şunu söylüyorum, Millet İttifakı'nın, altılı masanın, hı hı, göstereceği aday kim olursa olsun, elbette ki Türk milliyetçileri kaçınılmaz bir biçimde o adayı destekleyeceklerdir. Olan budur yani. Hı hı. Olmalıdır. Hı hı. Bu felaket...